Samsun'da düzenlenen Teknofest'e bu yıl 80 ülkeden gelen öğrenciler de katıldı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Teknofest'in sınırları aştığını ve birçok ülkeden teklifler geldiğini anlattı. Teknofest sadece Türkiye'de değil, sınırları da aştı aslında. Farklı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları da Teknofest coşkusunu yaşıyorlar. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'le şimdi konuşacağız. Çünkü bu yıl düzenlenen Teknofest'in, festivalin yurt dışına nasıl yayıldığını, oradan çok sayıda öğrenci de bu festivalde yerini aldı. Kendisine soracağız, konuşacağız. Merhabalar efendim, selamlar. Merhaba, hoş geldiniz. Yanınızda öğrencileri görüyoruz. Evet, öğrenci arkadaşlarımız yanımızda. Dediniz ki bu Türkiye'de sınırlı kalmasın. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı olarak bunu ülkenin yani Türkiye dışında yaşayan gençlere de bu coşkuyu yaşatalım istedim. Aynen öyle. Burada birkaç farklı iş modelimiz var. Birincisi Teknofest'in yarışmalarını yurt dışındaki gençlerimize duyuruyoruz. Bir. İki, yurt dışından zaman zaman bu yarışmalara katılmak isteyenler oluyor. Onlara destek oluyoruz. Üç, Teknofest düzenlenirken Avrupa'da okuyan Türk mühendisler, tabii Avrupalı Türkler, orada doğmuş büyümüş, işte burada da arkadaşlarımız var Almanya'dan, Fransa'dan. Orada mühendislik okuyan gençlerimizi Türkiye'ye, Teknofest'e getiriyoruz. Onları Aselsan, Havelsan, Roketsan, Savunma Sanayi Başkanlığımız, Sanayi Bakanlığımız, STM ve diğer yüksek teknoloji üreten kurumlarımızla, şirketlerle bir araya getiriyoruz. Bu da bir kısmı. Bir diğer kısmı da Türkiye'de üniversite okuyan uluslararası öğrencilerimiz var. Bunlar yabancı öğrenci. Dünyanın 180 ülkesinden 15 bin burslu öğrenci okutuyoruz. Mesela buradaki kardeşimin evet. Öğrencisi ve nereden katılıyor? Ben Somali'den katılıyorum. Nereden? Somali'den. Somali'den katılıyorsunuz. Evet, evet. Ne okuyorsunuz orada? Ben 19 Mayıs Üniversitesi İnşaat Mühendisliği yüksek lisans yapıyorum. Uçak mühendisinde 19 Mayıs'ta yüksek lisans yapıyor. Biraz evet. Yarışmaya katıldın mı? Yarışmaya katılmadı, buraya katılımcı olarak geldi. Evet, ama yani yarışmalara katılan ve derece alan uluslararası öğrencilerimiz de var. Onlar kendi üniversitesindeki takımların içerisinde katılıyor ya da ayrıca yabancı öğrenciler, uluslararası öğrenciler bir takım kuruyorlar. Bu seneki finalistler içerisinde de YTB öğrencileri vardı. İlk defa mı katılıyorsunuz? Aynen, ilk defa katılıyorum. Nasıl buldunuz? Gerçekten çok güzel bir programdı. Sağ olsun YTB bize fırsat verdi, buraya götürdü. Somali'de normalde yaşıyorsunuz. Aynen, Somali'de yaşıyorum. Türkiye'yi okumaya geldiniz. Aynen, Türkiye'de okumaya geldim. Yani YTB bursları, Türkiye bursları programımız var bizim kurum olarak. Dünyanın farklı ülkelerinden en iyi öğrencileri sınavla, mülakatla seçip Türkiye'ye üniversite eğitimi almaya getiriyoruz. Kardeşim bize Somali'den gelen. Ve Türkiye'de, burada Samsun'da uçak mühendisliğinde okuyan bir arkadaşımız. Diğerleri peki Abdullah Bey, diğer öğrencileri? Merhabalar, benim adım Sinan Turhal, Fransa'dan geliyorum. Orada makine mühendisliği okuyorum. İşte kardeşimiz de Fransa'da okuyan bir Avrupalı Türk. Onu da Türkiye'nin Teknofest'te müşahhas hale gelen, somut hale gelen yüksek teknolojideki bu kapasitesini görmesi için onun gibi 30 arkadaşımızı buraya getirdik. Onlar da inşallah Aselsan'la, Havelsan'la, Roketsan'la ve diğer firmalarla görüştürdük. Belki yarın bir gün Türkiye'ye bu firmalara çalışmaya gelecek. Şahanesiz. Hem burada yaşayan ve okuyan yabancıları hem de yabancı ülkelerde. Avrupalı Türkleri, kendi vatandaşlarımızı. Onları mutlaka Teknofest'te buluşturuyorsunuz. Aynen öyle. Yarışmalara katılıyorlar. Yarışmalara katılanlar da var. Türkiye'nin bilhassa savunma sanayinde göstermiş olduğu ve diğer alanlarda göstermiş olduğu bu kapasite gelişimi Türkiye'yi daha bağımsız ve daha ayakları üzerinde durabilen bir ülke haline getiriyor. Biz bu modeli soydaş akraba topluluklarımız başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerde yaymak istiyoruz. Nitekim Bakü'de Teknofest bu amaçla düzenlendi. Önce bir şey söyleyeyim mi? Samimiyetle söyleyeyim. Çok önemli bir göreviniz var. Ben sizi tebrik ediyorum. Böyle röportaj yapınca, konuşunca çok daha iyi şimdi oturtuyorum kafamda ve çok kıymetli bir şey yapıyorum. Bugün teşekkür ediyoruz. Bugün mesela Özbekistan'dan üst düzey bir misafirimiz vardı. Hem Sanayi Bakan Yardımcısı vardı oradan, hem oradaki Gençlik Bakanı vardı. Yine devlette kritik görevde misafirlerimiz vardı. Onlar neden buraya getirdik? Şimdi Teknofest yani uzaktan tam anlaşılmıyor. Çok büyük bir organizasyon. Bunu anlattığımızda yurt dışındaki muhataplarımıza tam anlaşılmıyor. Gelsinler Samsun'da bunu kendi gözleriyle görsünler istedik. Ve yurt dışında bu Teknofest'in düzenlenmesiyle alakalı birçok ülkeden de Endonezya gibi, Pakistan gibi, Özbekistan gibi talepler gelmeye başladı. Yani Türkiye artık kendi festivalinde yavaş yavaş bu ülkelere modelleyecek diyelim. Bir, hem ülkemizi tanıtıyor. Aynen öyle. Hem yurt dışındaki Türkleri yalnız bırakmıyor. Orası da kesinlikle öyle. Avrupa'dan getirdiğimiz gençlerimiz de onları yalnız bırakmıyoruz. Buradaki uluslararası öğrencilerimize de
soydaş ve akraba coğrafyaları bunu yaymaya çalışıyoruz. Burada okuyan yabancı gençlere ve yurt dışında okuyan yabancı gençlere, kardeşlerimize size nasıl ulaşabilirler? Siz adeta köprüsünüz benim gördüğüm kadarıyla. Bizim devletimizin resmi burs programı, Türkiye Bursları programını YTB olarak biz yürütüyoruz devletimizin adına. Türkiye Bursları Gov.tr sitesinden uluslararası öğrencilerimiz kendi dilleri dahil olmak üzere 8-9 farklı dilde her türlü bilgiyi alıp bize başvurabilirler. Zaten her sene Hülya Hanım 170 bin başvuru alıyoruz biz dünyanın 180 ülkesinden. Daha Asya Pasifik'ten Güney Amerika'ya, Orta Amerika'dan Afrika'nın farklı bölgelerine kadar her ülkeden başvuranlı kardeşlerimiz var. Burada işte İranlı, Iraklı, Somalili, Orta Amerika'dan, Panama'dan, Costa Rica'dan arkadaşlarımız da var. Onları Türkiye'ye üniversite eğitimi almak üzere getiriyoruz seçerek. Birincisi buradan ulaşabilirler. Avrupa'daki genç kardeşlerimiz ise YTB'nin sosyal medya hesapları, Instagram, Twitter ve kendi web sitesinden zaten takip ediyorlar sağ olsunlar bizi yakından. Siz diyorsunuz ki gençler, burada yaşayan veya işte yurt dışında yaşayan gençler kendilerini yalnız hissetmesin. Abdullah abileri var, bize ulaşabilsinler, ulaşabilirler diyorsunuz. Kesinlikle galiba. Biz ismi Yurt Dışı Türkler Başkanlığı olan bir kurum olarak diaspora kurumuyuz aynı zamanda. Dünyanın her tarafındaki Türk vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Avrupalı Türkler de yeni bir döneme giriyor. Artık yeni nesil kendini daha yetiştirmeye başladı. Biz Türkiye ile de ilişkileri azalmasını istiyoruz. Kaliteli bir şekilde devam etsini istiyoruz. Belki buraya gelen öğrenci sayılarımızın, öğrenci arkadaşlarımızın sayısı az. Herkesi getiremiyoruz ama emin olun onlar gittikleri zaman bunu anlatıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'ye olan güven ve arkadaşlarımızın kendine olan özgüveni de artıyor. İnşallah o konuda da biz güçlü Türkiye, güçlü diaspora ilkemizle gençlerimizin programlarımıza devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Abdullah Eren. Biz çok teşekkür ediyoruz.